Bu muhteşem pazar gününden Ocak ayı 15 itibariyle bütün dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum öncelikle. Birazcık dilim tutuldu bu manzara karşısında. O yüzden heceleye heceleye yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım sizlere. Burası halen daha bahar havasında bir mevsim yaşıyoruz. Hem de böyle tadı doyulmaz bir manzara eşliğinde. Burada da çok güzel bir parsel buldum sizin için. Ama öncelikle ben size şu güzel manzarayı buradan birazcık taşımaya çalışacağım. Önce şuraya bakalım. Hemen manzaranın ne olduğunu ve nereye baktığımızı buradan ben size ifade edeyim. Tam karşımıza görünen şehir. Seyri Kemer ilçemiz. Oradan baktığınız zaman da tabii kam e, kameramız kadrajımız çok da fazla kapsamıyor. O yüzden e, karşıda görünen Seyri Kemer ilçemiz o evlerin kalabalık olduğu bölge. Oradan aşağıda çok güzel bir e, köy manzarası var ki aşağı tarafımızda yani alt tarafımızda gerçekten e, muhteşem bir manzara. Tam da e, tepeden e, görünen bir bölgedeyiz. Neredeyiz? Tabii ki Arsa Köyü'ndeyiz bugün. Yine Arsa Köyü'nden çok güzel manzara eşliğinde sizlere çok güzel buradan parseller parsellerini videosunu çekip burada sizinle paylaşacağım inşallah. Ve nihayet beklenen an geldi. Uzun süre bekledik. Maalesef iklim değişikliği sebebiyle, küresel ısınma sebebiyle iklimler yavaş yavaş bozulmaya başladı. O yüzden de daha belki bir hafta 10 gün önce ilk kar yağdı buraya ki buraya kar zirvelere Ekim ayı Kasım ayı gibi yağması bekleniyordu ki bu sene maalesef karlar biraz geç geldi ama iyi ki geldi şu anda burada o kar mevsimini de o zirvedeki her zaman size anlatmış olduğum Torosların tepesinde zirvesindeki karları buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Muhteşem bir güneş var ama tabi biraz tepelerde bulut olduğu için o bembeyaz kar keyfini sizinle burada çok da fazla paylaşamayacağım yukarıda. O yüzden tam da gözükmüyor buradan. Şimdi gelelim işin en güzel tarafına. Parseli anlatmazdan önce burada neler oluyor onu belirteyim. Tam karşımıza minareleri görüyorsunuz. Orası köy merkezi. Zaten Arsa Köyü'nün merkezi buradaki köylerin içerisinde en faal e, köy olmakla birlikte e, merkezimizde her türlü market, manav, e, fırın, e, pide salonu, restoran ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz e, birçok esnaf e, esnaflarımız orada mevcut. Ki burası aynı zamanda Antalya sınırı olduğu için e, burası bir geçiş noktası. Ve burada daha önce de belirttiğim üzere Arsa köyünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de burada çok güzel bir üzüm yetiştiriciliğinin yapılması. Burada her yer üzüm bahçesi, özellikle bahar ayında ve yaz ayında geldiğiniz zaman burada yemyeşil o üzüm bahçelerini görebilmeniz mümkün. Bununla birlikte tabi burası rakım olarak birazcık yüksek. Yaklaşık bir 700-800 metre, şu anda bulunduğum yer itibariyle yaklaşık 700-800 metre bir rakıma sahip olan bir bölge burası. Arsa Köyü'nün merkezi tam 900 metre rakım olarak. Daha önce biz oranın rakım ölçümlerini yapmıştık ki biz şu anda merkezden yaklaşık bir 700-800 metre alt kısımdayız. O yüzden burada rakım yaklaşık herhalde 750 800 metre civarında olma olabilir. Bununla birlikte arsa koyu hem manzara olarak tabii ki tepede olduğu için biraz da tepede ama araziler burada genellikle eğimli veya birçok yerde de düz arazi bulmanız mümkün. Ki eğimli araziler her zaman çok iyidir güzel olması sebebiyle hem de ön tarafınıza, yan taraflarınıza ev inşaatları yapıldığı zaman önünüzü kapatmayacak bir şekilde. Burayın için merkez olarak kabul ediyoruz. Hemen görüyorsunuz tam karşımda diğer mahalle var. Ve yaklaşık olarak Arsa köyünde tam 8 tane caminin olduğunu belirteyim. Evet tam 8 tane cami var ve her caminin etrafında da burada bir mahalle, bir yerleşim alanı kurulmuş. O yüzden Arsa köyümüz Seyri Kemer ilçemizin en büyük üç köyünden bir tanesi. Şimdi gelelim işin güzel tarafına. Burası dediğim gibi hemen bulunduğum bölge itibariyle burada bir karasu yolumuz var. Karasu yolunun sağ tarafında bir otel işletmeciliği var ki burası çok nostalji, çok eskiden yapılmış ve burada daha önceki eski evler restore edilmiş. Buraya da bir otel ee, daha doğrusu motel ve e, pansiyon tarzı bir işletmecilik yapılıyor burada. Ki e, zaten yan tarafımızda e, abimiz e, var. Çok e, sevecen, çok dostane bir e, kişilik kendisi de. O yüzden buraya gelen misafirlere de her şekilde yemek e, ikramlarını ve burada kalmak isteyenlere de uygun fiyatlı her zaman e, özellikle yaz mevsiminde ki burası e, çok serin olur ve buranın e, nem oranı mümkün yani olabildiğince çok düşük. O yüzden Arsa köyümüz bizim burada yarım yayla da diyebileceğimiz bir köyümüz. Hem hava olarak hem suyu olarak hem de iklim olarak gerçekten burada çok özel bir yeri var bizde. Tabi gelen misafirlerimiz de bunu takdirle karşılıyorlar. Ki biz buraya birçok kez gelen misafirlerimizi bu burada ağırlamıştık. Şimdi işin güzel tarafı. Burada tam bulunduğum alanda Karasu yolunun hemen e, e, alt kısmında, orada küçük bir pirket yapı var. Daha önceden bu şekilde bir inşaat başlatılmış ama inşaat değil de buraya bir müstemilat yapılması düşünülmüş herhalde. O yüzden şu an itibariyle bırakılmış. Burada tam 2.076 metrekare bir parsel var. Parselin hemen üst kısmı düz, onu da belirteyim ve parsel e, üç e, taraça şeklinde yapılmış daha önceden. Üç taraça, taraça şeklinde olduğu zaman da mantık şudur. Ee, üst taraçaya isterseniz evinizi yapın. isterseniz orta taraçaya, teras dediğimiz e, orta taraçaya evinizi yapın. Hem üst kısımda hem başka bir e, ev yapmak için yeriniz kalıyor. Hem de en alt kısımda yine bir boşluk daha kalıyor. Oraya da e, bir e, taş duvar ördüğünüz zaman da burada çok güzel bir e, alan ortaya çıkıyor. Yani arazimiz e, kademe, kademeli bir arazi. ...ve içerisinde e, incir ağacından, zeytin ağacından tutun. E, diğer farklı e, birçok burada meyve ağaçlarının da olduğunu söyleyeyim. E, yalnız e, önümüzde bir e, çukur gibi bir yer var. Burası değil. Hemen onu çukurun yan tarafında. Yani buraya çok güzel bir istinat duvarı yapıldığı takdirde... ...burası gerçekten biçilmiş kaptan e, bir arazi. Ki manzarasını az önce zaten ben size göstermiştim. E, çok da güzel, muhteşem bir manzaranız var. Yani buraya gelip yerleşmeyi düşünürseniz... Burada çok güzel bir kuş bakışı manzaranız var. Yani sabah kalktığınız zaman o çayınızı bu manzara eşliğinde keyifle yudumluyorsunuz ki diğer kahvaltılık ürünleriniz de zaten burada yetişiyor. O yüzden üzümünden tutun, pekmezinden, cevizinden, bal, şerbet, aklınıza ne gelirse her şey, bazlama, yumurta, tereyağı gibi hepsini burada afiyetle bu manzara karşında yiyebileceğiniz bir durum. Şimdi arsamızın e, yüz ölçümü tam olarak e, 2076 metre onu belirteyim. Bu 2076 metre ne demek? Daha sonra e, yol cephesinden dolayı buraya e, yani ikiye bölme şansınız rahatlıkla var. Yani ikiye e, bölüp burayı ifraz yaparsanız iki tane ayrı ayrı parseliniz olacak. Parselimizin hem e, yan tarafından hem de üst tarafından karası yolunuz mevcut hem köy içine giden bir yolumuz var alt e, asfalt yol aynı zamanda ona da ben size buradan göstermiş olayım tam önümüze de araziye gelen bir asfalt yol var o yüzden e, Karasura yol olarak bir sıkıntımız yok aynı zamanda e, burada bulunan e, elektrik şirketi e, Aydem e, buraya yeni elektrik direkleri e, inşa ediyorlar dikiyorlar buraya buranın elektrik sistemi de komple yenileniyor. E, onu da belirtmiş olayım. Zaten parselin içerisinde şu anda mevcut haliyle elektriğiniz mevcut. Bakın elektriğiniz burada. Tam arazinin içinden geçen bir elektrik direğimiz var. Ki bu elektrik artık parselin yan tarafına alın alınıyor şu anda. O yüzden o için içinden geçen elektrik hattı kaldırılmış oluyor. Bu da işin diğer güzel tarafı. Bundan sonrası için... Dediğim gibi burayı ikiye parsel yaptırma şansınız olduğu gibi daha sonraki aşamada burası e, hem yatırımlık hem oturumluk diyebileceğimiz gerçekten bizim içimize sinen ve daha önce de böyle e, parseller çok güzel manzaraya sahip parseller pek fazla da denk gelmemişti. Şimdi artık yavaş yavaş böyle güzel e, istisna, enteresan, e, çok güzel bir oturum olan e, parsel elimize denk geliyor. Bunu da buradan sizlerle keyifle paylaşıyoruz. Evet bundan sonrası ne diyoruz bundan iyisi Şam'da kayısı ama ben size öncelikle şu karşımızdaki o Akdağ'ın zirvesini bir göstermek istiyorum. Şimdi bulut yavaş yavaş kalktı şu anda görüyorsunuz Akdağ buraya çok yakın yani kuş uçumu yaklaşık bir 15 kilometre civarında zirveye yakınız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biz bu manzarayı uzun süredir bekliyorduk şu anda da keyifle izliyoruz. Bugün de arsada e, keyifle şöyle bir çay içeceğiz e, umarım. Evet geldiğiniz zaman e, bizi orada ne bekliyor ne bekliyor diye düşünmeyin. Burada tam arkanızda çok güzel bir Akdağ manzarası yani otoroslar. E, ön tarafınızda yine muhteşem bir e, Seydi Kemer ve köylerinin manzarasının olduğunu ve yine e, burada e, keyifle yaşayabileceğiniz çok güzel bir yaşam alanının olduğunu da buradan e, belirtmiş olayım son olarak. Evet bundan iyisi Şam'da kayısı diyoruz. Biz video çekilmemize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Şimdiden iyi pazarlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.